Herkese selam, dünyanın en sorumsuz ve samimi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Samet Kocabaş, zaten biliyorsunuz ama kesinlikle yeni izleyen olacak. Instagram ve TikTok'ta daha aktifim sekaftboğazıyla, biliyorsunuzdur. Ama YouTube'da, neyse onları ilerleyen dakikalarda anlatırım ya da videonun sonuna doğru. Bugünkü videomuzun konusuna geçeceğim direkt. Bana soruluyor antrenman değil de video ekipmanları. Birazını göstereceğim, bir de beraber bugün video çantamı hazırlayacağız. Şimdi ekipmanlara geçelim. Evet, benim dolabım böyle ikiye ayrılıyor. İki bölüm. Sol tarafta böyle kıyafetlerimin, şortlarımın olduğu yer var. Böyle düzenli bir şekilde kullanıyorum. Zaten çoğu yıkamada. Neyse, burası önemli değil. Buraya geçince en üst taraf çok dağınık. Burada işte bakım şeyleri, parfüm, marfüm. Burayı kullanmıyorum fazla. Bizim için önemli olan yer burası. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kızım. Tüm videolarda giydiklerim burada. Ama bazıları şu an yıkamada, daha yeni çekim yapmıştık. Şimdi kamerayı elime alıp yakından göstereceğim. Sonra daha detaylı koltuğa geçip göstereceğim. İlk olarak şuradan başlayacağım. Tüm videolarda neredeyse bunu giyiyorum. Özel şey çorabım. Bunu böyle alıyoruz bu tarafa. Burada kışın olmazsa olmaz. Şöyle uzun eşofman, bunu da göstereceğim. Burada herhangi bir tane şort alıyorum. Çünkü diğer kullandıklarım yıkamada. Evet. Burası zaten çok önemli benim için. Kışın tüm buradan giyiniyorum. Hemen örneğin bir tane şunu alayım. Kırmızı çok iyi oluyor. Bu da hediye forma. Burada yeni aldığım beyaz. Bu sponsorlu Altay Futbol Akademi. Bu beyazı koyuyorum. Şu Nike, bunun anısı var. Bunu da anlatacağım. Şunu geç. Bunu da anlatacağım. Bu da güzel. Adana Demir var. Şu neymiş? Yani bu antrenman forması. Başka da buradan anlatacak bir şeyim yok. Şimdi kramponlara geçiyoruz. Evet, kramponlarım bu bölümde oluyor. Şu buradan başlayıp şuraya kadar benim zaten. Üst ayakkabı. Bu tarafı full krampon yaptım. Şimdi bunların hepsini alıp o koltuğa geçeceğim. Oh, abi çok dandık. Şurayı görmüyorsunuz şu an. İyi ki görmüyorsunuz. Neyse. İlk öncelikle çok sorulan DM geliyor ve sürekli cevaplıyorum bu gelen soruyu. Şu siyah çantam ASMR videolarında. ASMR bu arada nasıl okunuyor vallahi bilmiyorum. Neyse, o videolarda sürekli soruluyor, abi siyah çanta nereden? Şimdi gösteriyorum. Abi bu böyle görünüyor değil mi? Şimdi iyi bakın. İnşallah kameraya çıkartalım. Açıyorum. Şuna bakar mısınız? Kocaman oldu. Bu Decathlon'dan doğum günü hediyesiydi. Ben seçip aldırdım abime. 110 liraydı sanırım ama şu an bilmiyorum kaç. Bayağı büyük. Neyse, bunu geçiyoruz şimdi. Şimdi ikinci çantaya geçiyoruz. Bu arada o en son çantaya yerleştirme kısmı en son olacak. İlk malzemeleri tanıtayım. Anıları falan varsa onu anlatayım. Şöyle bir krampon çantası arkadaşlar. Bunu mağazaların yani markaların kendi mağazasından elit model aldığınızda kutunun içinde her zaman çıkar bu krampon çantası. Ekstra da satılır. Ben şu krampon hediye geldiğimde yanında bu da vardı kutunun içinde. Yani hediye geldiğimde beraber aldık. Böyle yani bunun tek amacı şöyle içine koyuyorsunuz. Bayağı pratik oluyor. Bayağı da güzel görüntüsü var aslında çantanın. Her farklı markanın, her farklı modelin farklı çantası oluyor. Bu da güzel oluyor yani. Şimdi neye geçelim? Şimdi giysilere geçelim. Pardon, topları göstereyim ilk. Yaklaşık video çekmeye başladığından beri 5-6 tane topum oldu ve şu an elimde sadece 2 tanesi var. Abi patladı, kayboldu. Kaybolmadı, hepsi patladı gerçekten. Şu an elimde olan ikisini göstereceğim. Kıbsta F500. Fiyatını öğrenmek istiyorsanız dün Instagram'a Türkiye vs Amerika fiyat karşılaştırma videosu yükledim. Orada bilerek bir top kullandım. 7-8 gün sonra da 2022 yani şey Dünya Kupası topu alacağım işte Adidas'ın. Gelmiş tekrar stoklara. Böyle bir top arkadaşlar. Bir de bunun eski sezonundan var. Abi çok eski. Bakar mısınız ne yazmışım? Odaklamıştın inşallah. Bu çok eski. Bunun şöyle bir anısı var. Bir gün antrenman yapıyoruz Kaan'la. Bana geldi. Şutu bir attım.
direkler olur ya hani beyaz karenin arkasında, direğin arkasında bir direk. Ağı tutmak için böyle dönmesi için neyse. Abi o direk çıkmış, görmedik. Bir vurdum, şuna bakar mısınız? Direk buradan girdi, buradan çıktı. Acayip sağlam bir top. Yani herkese öneririm. Hangisiyle başlayayım? Şununla başlayayım. Bunun çok güzel bir anısı var. Geçen sene bu zamanlar TikTok ve Instagram'a ilk video çekmeye başladığım zamanlar gittim ekstra artık dedim ki anneme anne gel o zaman bir kazanç da kazanmıyorum. Gel bana bir tane videolarda giymem için güzel kaliteli bir şey alalım marka olsun. Çünkü dikkat çeken şeyler bunlar. Gittiğim bir ilk şunu gördüm Nike'dan ve geçen sene bunu Nike'dan 80 liraya aldım arkadaşlar şu 80 lira ya. Abi bu çok iyi, çok seviyorum ve hala kullanıyorum. Önümüzdeki senelerde de her zaman kullanacağım. Olmadığı zaman da saklayacağım, bir anısı var nasıl olsa. Bu böyle. Gayet de güzel Nike FC. İkinci güzel anısı olan, anısı değil de bununla çok iyi videolarım, çok fazla videom var ve hala da olacak. Şuna bakınca çok rahat 30 milyon bir görüntülenme görüyorum. Şimdi gösteriyorum. Abi şu eşofman. Bununla ne zaman video çeksem her zaman link isteniyor. Abi bunu da Nike'dan aldım. Çok iyi arkadaşlar. Bu sene bundan farklı farklı 2-3 tane alacağım. Çok iyi cidden. Geçen gittim denemeye Adidas'ta fiyatı şöyle bir şey aynısı. Aynı renk hatta turuncusu var sadece 530 liraydı. Diyecek bir şey yok. Bu böyle yani bunun fazla şeyi yok. Sadece bayağı videom var bununla ve çok iyi yani. Evet üçüncü şeyimiz de şu içlik. Puma'nın bir içliği. Videolarda kışın yine giyip mesela beyaz forma giydim, siyah onay formaya giydim. Altına kesinlikle bundan giyiyorum ve çok güzel bir görüntü çıkıyor. Çıkmasa bile mecbur giyeceğim. Çok üşüyorum çünkü kışın video çekerken. Ve en sevdiğim şeylerden biri kesinlikle bu. Gerçekten çok iyi bir his veriyor bunu giyince. Şurasını da kestim. Böyle güzel oldu. Bunun bir tane siyah var. Onu da hemen göstereyim. Evet, siyah da bu şekil. Bu da hediyeydi. Bunu da direkt kendiliğinden böyle kesik. Bu acayip bir sıcak tutuyor arkadaşlar. Bu acayip yani anlatılmaz. Bunun bir de şöyle atlet tarzı var. Bunu da kışın giyilir. Böyle yani. Bunları çok seviyorum ve çok sık kullanıyorum. Şimdi iki tane şort göstereceğim. İlk favori olmayanım. Klasik bir Nike şort. Bunun üstünde işte az önceki gösterdiğim o kollu, uzun kollu şu şeyden var formanın. Bu hali var yani aynısı. Şu an üşendim oraya gitmeyi boş verin. Bu böyle, bu da en sevdiğim şort ve bunun 2-3 tane Liverpool ve Atletico Madrid'si halini almayı düşünüyorum. Abi bu şort harika arkadaşlar. Cepli. Cebi geçtim. Cebini kapatınca zaten hiç belli olmuyor. Çok iyi bir görünümü ve kalitesi var. Harika gözüküyor cidden. Bunun üstüne böyle beyaz düz forma. İçine o içlik. Yani bu al 10 tane video çekilir onunla çok rahat. Şöyle. Paris logosu da bayağı iyi. Nike logosu burada. Bunlar böyle şortlarım. Bir sürü şortum var ama bu ikisini seçtim. 3 tane forma seçtim. Biri düz beyaz. Her şeye gidiyor. Basit ama etkili bir şey. Düz beyaz abi. Kıpstan'ın. İçine giyeceksin o pumaşı içliği. Mis gibi. Bunu geçtik. İkincisi ben Galatasaraylıyım arada. Galatasaray'ın taraftar forması var. Arkasında 99 numara SK Futbol. Bu benim favorim. Galatasaray diye değil. Arkasında ilk defa yazı yazan bir formam var. Yani SK Futbol yazan. Bu böyle favorim. Bu da en sevdiklerimden. Juventus'un en sevdiğim forması diyebilirim. Şu renk uyumu falan şeyi, kumaşın kalitesi hepsi efsane. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini bu arada arkadaşlar mağazaların, markaların kendi mağazasından alıyorum. Sürekli soruyorsunuz abi sayfa var mı sayfa var mı? Yok kullanmıyorum. Eğer alırsam sponsor olursa zaten belirtiyorum. Bu da bu şekilde. Bunun arkasına yazdırmak istiyordum da alıp sonradan yazdırılmıyormuş diyebiliyorum. Böyle. Bir kramponumdan başlayayım. En eski kramponu başlayamam. Ya hayırın tabii gizlisi önemlidir ama ben story'de de söylüyorum. Arkadaşlar bazen story atıyorum. Elimde olup yani fazla kramponum var ve
krampon ihtiyacı şu anda çoğu altyapı oyuncusunun çok ihtiyacı var ve bana sürekli DM geliyor. Abi varsa verir misin? Arkadaşlar herkesi memnun edemem. Yani keşke öyle bir seçeneğim elinde bir şey olsa ama yok. Arada artıyor ya bir krampon. Hemen story atıyorum. 5 dakika duruyor. Arkadaşlar işte şu numara, bu model, en üst model. Az kullanılmış, ihtiyacı olan yazsın. Anında yüzlerce, 200'ce falan bayağı şey geliyor, cevap geliyor ve 10 kişiye falan cevap veriyorum. Hepsini okuyorum. En böyle inandırıcı gelene cevap veriyorum ve gönderiyorum. Bir tane Neymar kramponum vardı. Çok sevdiğim. İlk yüze çekmeye başladığım zamanlar. Onu gönderdim. Şu an gösteremiyorum. O gönderdiğim kişi de geçen bana mesaj atmış. Çok hoşuma gitti. Abi bana krampon göndermiştim. İşte vesaire vesaire. Tekrar teşekkür etti. Yani elimde olduğunca gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi bu da ilklerden biri. Bunun anası ağladı. Üf. Üf. Ama bunları çok seviyorum. Bunları 2020 zamanı aldım. O karantina zamanı. Hediyeydi bu. Şu elit model. O zaman elit model 1200 liraydı. Nike'da indirimde 400 liraya almıştım. Altları suni çim. Çok iyi ya. Bunlara bayılıyorum. Bunları atmıyorum da vermiyorum da. Şu İstanbulspor zamanından geçen sene almıştım. Hala kullanıyorum ve çok iyi bir krampon cidden. Kopa abi deri kaliteli, acayip rahat, çok iyi. Tam bir orta saha ayakkabısı. Ben Kopa'yı ne diye arkadaşıma anlatıyorum biliyor musunuz? Parası olup zevkini yani rahatına düşkün kişiler kesinlikle Kopa girer. Şu an çok pahalı ama benim aldığım zaman ben bunu 800'e almıştım elit moda indirimde yine 1500'dü. Çok iyi yani Kopa acayip iyi. En sevdiğime mi geçse? Neyse tamam. Burada New Balance fonlar var. Bunlar Türkiye'de bulunmuyor. Çok iyi. Bu sponsorla gelmişti. Bu kışın çok fazla kullanacağım videolarda. Böyle kombinlerde falan güzel dikkat çekiyor. Rengi falan açık ya. Direkt herkes vay nereden falan. Ve en sevdiğim abi bunlara bayılıyorum ya. Çok severek almıştım. Cidden bayılıyorum bunlara. Nike neydi bu? Unuttum ya. Merkür'ün de yeni bir vapor mu deniyordu? Bir şey deniyordu. 14 serisi bu. Şimdi Air Zoom'lar falan çıkmış abi. Çok iyi onlar. Bunlar işte arkadaşlar. Şöyle inşa zoom'lar. Şöyle. Güzel krampon. Suni çim. Altı çok çirkin duruyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bu vardı. Bunu aldım. Kramponlarım bu kadar. Arkadaşıma falan iplerde giymesi için fazladan verdiğim de var. Onlar için videolarda giymedim zaten. Bu kadar. Şimdi çanta hazırlamaya geçelim. Evet şimdi masamıza geçtik. Çantamızı aldık. Çantada göstermek istediğim yerler var. Bunu elime alıp göstereceğim. Arkadaşlar çantanın iç kısmında şöyle bir bölüm var. Buraya işte ben ne koyuyorum biliyor musunuz? Şu pompayı geçiriyorum. Kulaklık, işte ıvır zıvır küçük şeyler burada oluyor. Buraya bir şey koymuyorum. Şu kısım, şunu elimle açacağım hemen. Burası krampon kısmı. Hatta bakın burada da gösteriyor. Şöyle döndüreyim. Tek elle çok zor arkadaşlar. Burası krampon kısmı. Buradan kramponu alıp buraya koyuyoruz ama ben koymuyorum. Arada sırada koyuyorum. Belki bugün koyarım. İşte şeye bağlı. Çok koyarım diyorum. Doluluğa bağlı. Her neyse şimdi tripoda geri geçelim. Tripoda geçtik. İlk önce her zaman giysileri koyarım. Üst ve şortu ve çorabı. Ben ayarladım. Şu şekilde katlıyorum her zaman. Küçük küçük. Çorabı her zaman en üste koyarım. Bir tane şort, işte rastgele koydum böyle giyeceklerimi. Güzel bir şekilde katladım arkadaşlar. Yedek bir şekilde. O gün sponsor videosu varsa onlarınkini de araya koyuyorum. Şu şekilde koydum. Ben hepsini yakından da çekeceğim. Göstereceğim. Koydum ya, çorabı da en üste koyuyorum. Şimdi hemen kamerayı buraya alacağım, yakından göstereyim. Evet, böyle bir boşluğumuz kaldı. Burayı bu şekilde ayarladım. Görüyorsunuz. Bu boşluğu da şimdi tripod'dan göstereceğim. Evet, bugünlük arkadaşlar kramponumu yana koyacağım. Normalde nasıl yaparım biliyor musunuz? O gün sponsor videosu ve ekipman gerektiren videolar varsa bu çantanın içine koyuyorum. Ekstra bununla gidiyorum.
Hiçbir şey olmadı neden? Yakın. Eğer uzağa gidiyorsam içine sıkıştırıyorum. Ya bugün buraya koyacağım. Topu buraya koyarım. Yani bu kadar. Ya en basit şekilde şu an ayarlıyorum. O yüzden kramponumuzu alıyoruz. Aldık. Yana koyuyoruz şöyle. Hop. Hop bağla bayrağı. Evet, bu da okey. Burayı da kapatıyoruz. Tamam. Tek eksiğimiz suyu es geçiyorum. Top kaldı. Şimdi topu da... Çok basit ya. Top, tek top götürüyorum. Abi yana koyuyorum. Bitti. Bu kadar. Evet. Tam anlamıyla böyle. Buraya da suya koyuyorum. Böyle arkadaşlar. Tripod falan zaten elimde götürüyorum şöyle. Bu şekilde oluyor. Başka bir şey yok olayı. Kramponu göstereyim. Ama arkadaşlar o gün ekipman gerektiren veya sponsor videosu çekmeye gidiyorsam uzağa falan. Abi o gün ölüm oluyor çanta cidden. Daha 18 de olamadık. Araba da yok. Krampon böyle. Formalar burada. Topumuz burada. Bu kadar. Evet, çantamız böyleydi. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Şeyi bahsedeyim. Ben YouTube'u eğlence için çekiyorum arkadaşlar. Instagram ve TikTok'u nasıl bir iş olarak görüyorsam, ciddi şekilde elimden geldiği kadar kaliteli, önemli, emek vererek çekiyorsam YouTube'u da tam tersi eğlenerek çekiyorum. Ya bir ayda bir atıyorum, iki ayda bir atıyorum. Ama yavaş yavaş artık YouTube'a da böyle biraz daha ciddi, şaka amaçlı olmayan videolar yüklemeye başlayacağım. Mesela ilk ben bu işe YouTube'da başlamıştım. Yanlış bir şey. Yanlış değil, ben altyapıda oynarken ne yaptıklarımı göstermek istiyordum. Şimdi tecrübe kazanarak daha da YouTube'a iyi şeyler çekerim. Vlog çekmeyi çok seviyorum ama kamera almam lazım. Bu kışın ya telefonumu değiştireceğim ya da ekstra bir kamera alacağım. İş lazım. Şaka yapıyorum. İşte böyle arkadaşlar. TikTok ve Instagram hesabımı zaten biliyorsunuz. Şu an bir şey diyecek miyim onu hatırlamaya çalışıyorum. Aklımda vardı da. Yok sanırım ya. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Beni desteklediğiniz için her zaman çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.